Göreceksin, İtalya halkı bir gün bu soytarıyı bacaklarından asacak. Mussolini Atatürk'ten 2 yıl sonra İtalya'nın bir köyünde yoksul bir ailenin evladı olarak dünyaya geldi. Annesinin isteği üzerine dini okula gitmiş, fakat derslere olan ilgisizliği ve hırçın tavırları sebebiyle pek sevilen bir öğrenci olmamıştı. Silik bir şekilde geçen hayatı 1900'lü yılların başlarında değişmeye başladı. Genç Mussolini 1900'lü yılların başlarında İtalya Sosyalist Partisi'ne kaydoldu. Evet, geleceğin en büyük faşistlerinden biri olacak olan Mussolini, sosyalizme merak salmıştı. Aynı yıllarda Mustafa Kemal de İstanbul'da Harbiye'de siyasi akımları takip ediyor, Ziya Gökalp, Tevfik Fikret, Namık Kemal okuyor, arkadaşlarıyla vatanın kurtuluşu için toplantılar yapıyordu. Bir süre sonra Mussolini askerliğe karşı olduğu için İtalya'dan kaçıp İsviçre'ye gitti. Burada sosyalist hareketlere daha sıkı sıkıya sarıldı. Makaleler yazdı, dergiler çıkardı. Hatta sosyalist fikirlerinden dolayı bir süre tutuklu dahi kaldı. İstanbul'da olan Mustafa Kemal de baskıcı Abdülhamit rejiminden nasibini almış ve haksız yere zindana atılmıştı. Bir süre sonra Arap çöllerine sürülecek, ilk askerlik görevini yapmaya burada başlayacaktı. Mussolini de aynı yıllarda askerlik yaptı. İtalya kralı askerlikten kaçanlara özel bir af çıkarmış, Mussolini de bundan faydalanmıştı. Yıllar sonra bu ikili ortak bir olayda yine birleşti. 1911 yılında İtalya sömürgecilik faaliyetlerini hızlandırmak ve diğer Avrupa devletleriyle yarışmak için Osmanlı'nın güçsüzlüğünden de faydalanıp Trablusgarp'a asker çıkardı. Enver ve Mustafa Kemal Bey başta olmak üzere birçok vatansever gizli olarak bölgeye gitmiş ve İtalyanlara karşı destansı bir savunma gerçekleştirmişti. İtalyan askerleri kıyıya hapsolmuş ve itibarları sarsılmıştı. İşte tam bu zamanlarda İtalya sokaklarında bir ses yükseliyordu. Osmanlı ile savaşa hayır. Bu sesin sahibi Mussolini'ydi. Mussolini'nin bu çıkışı ona pahalıya mal oldu. 6 aylık bir hapis macerası onu bekliyordu. Birinci Dünya Savaşı'na kadar sosyalizmin en yılmaz savunucusu olan Mussolini, savaş başladığında psikolojik olarak sorunlar yaşamaya başladı. Bu sorunlar onu bambaşka bir kişi yapmıştı. Artık cebindeki Karl Marx rozetini çıkarmış, sosyalist arkadaşlarıyla arası açılmış, savaş karşıtlığını bırakmış, savaşa evet demeye başlamıştı. Mustafa Kemal'in Çanakkale'de ve Kafkas cephesinde büyük ün yapacağı savaş artık resmen başlamıştı. Mussolini gazetelerde ateşli yazılar yazıyor, halkı savaşın haklılığına ikna etmeye gayret gösteriyordu. Bir süre sonra zamanın asker kaçağı Mussolini, "Ben de savaşa gideceğim," dedi. Gönüllü olarak orduya yazıldı. 2 yıl sonra bir eğitim sırasında yaralandı. Yazdığı yazılarla ün salmış olan genç Mussolini şöhretliydi. İtalya kralı onu hastanede ziyaret etmişti. Fakat askerlik konusunda pek başarılı sayılmazdı. 2 yıl içinde gördüğü en yüksek rütbe onbaşıydı. Belki de yanından hiç düşman kurşunu geçmedi. Hiçbir siper arkadaşını kaybetmedi. Aynı yıllarda Mustafa Kemal de Mustafa Kemal Paşa olmuştu. Çocukluğundan itibaren askeri disipline yetişmiş, belki de en fazla yattığı yer bir siperin ardı, bir ince çadır parçası olmuştu. Öyle ki Mustafa Kemal Mussolini için yıllar sonra gerçek savaş görmemiş bir macera perest yorumunda bulunacaktı. Birinci Dünya Savaşı sonuçlanmış, İtalya kazanan tarafta olmuştu. Fakat kendisine daha önce vaat edilen toprakları alamadı. Üstelik çok da kayıp vermişti. Anadolu'ya asker çıkarmış, İzmir'in bazı bölgelerinde ve Akdeniz civarında hakimiyet sağlasa da İzmir'in resmi olarak Yunanlara bırakılması sonucu tavır değişikliğine giderek Anadolu'da yayılmacı bir politika izlememiş, Ankara hükümetiyle iyi ilişkiler kurmuş ve savaş Ankara lehine dönünce Anadolu'yu terk etmişti. Bu süreçte ekonomik olarak oldukça zarar gören İtalya'da Mussolini'nin önderliğinde bir muhalif cephe kurulmuştu. Bir süre sonra bu muhalefet Ulusal Faşist Parti'yi kurmuş ve 12 Ekim 1922'de Roma'ya doğru bir yürüyüş gerçekleştirmişti. Bu yürüyüş sonunda yönetim kraldan zorla alınmıştı.
Mussolini çok kısa bir zamanda yıldızını parlatmış, savaş öncesi onbaşı olan bu adam savaş sonunda İtalya'nın başbakanı olmuştu. Roma bizim çıkış noktamız ve referansımızdır. O bizim sembolümüz ya da mitimizdir. Diyerek eski Roma İmparatorluğu'nun sınırlarına göz kırpmıştı. Mussolini kısa zaman sonra ülkenin ekonomisini nispeten rayına koymuş fakat günden güne muhalifleri baskılarını arttırmıştır. Bu da tepkilere sebebiyet veriyordu. Mussolini'nin yolu 1923 yılında yine Türkiye ile kesişmiştir. Birinci Dünya Savaşı sonrası Anadolu'nun işgaline direnen Kemal Paşa önderliğindeki Ankara savaşı kazanmış ve Lozan Barış Konferansı'na gitmiştir. Türk tarafını İsmet Paşa temsil ederken İtalyanları temsil eden kişi Mussolini'dir. Mussolini burada İngiltere ve Fransa ile genel olarak ortak hareket etmiş, Türklerin savaşın galibi olduğunu savunmuş, Lozan'da Türklerin zaferini tanımak bir ödevdir demiştir. Fakat buna rağmen Türklere Anadolu dışında toprak verilmemeli görüşünü de ısrarla vurgulamıştır. İsmet Paşa Mussolini ile görüşmüş, şöyle bir yorum yapmıştır. Net bir tavrı yok. Aslında Mussolini, İtalya'nın Kurtuluş Savaşı yıllarındaki iyi polis rolünü devam ettirip, Türkiye ekonomisinden bir takım imtiyazlar alma hedefindeydi. Nihayetinde Lozan imzalanmıştı. Artık dünya Türkiye'yi tanıyordu. 29 Ekim 1923 tarihinde kurulan Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, savaş sonrası ülkeyi ayağa kaldırmaya ve sosyal devrimleri sırasıyla yapmaya çalışıyordu. Cumhuriyet sonrası İtalya ile ilk temas Musul konusunda olmuştu. İngilizlerle Musul konusunda çıkması muhtemel bir savaşta, İtalyanların da önceden hak iddia ettiği Ege ve Akdeniz kıyılarına saldıracakları haberleri iyiden iyiye konuşulmaya başlamıştı. Bu konuda İtalya, resmi kanallar aracılığıyla böyle bir girişimi olmadığını belirtse dahi, Türkiye bu olasılığı hep göz önünde bulunduracak, Atatürk'ün emriyle İzmir'de askeri manevra yapılacak ve bu manevraya Atatürk bizzat katılacaktı. O devirde Osmanlı, Uşu Anlaşması'ndan dolayı adaları İtalyanlara verdiği için adalar Türkiye'ye saldırmamak şartıyla İtalyanlardaydı ve uzun yıllar İtalyanlarda kalacak, çok sonra Yunanistan'a geçecekti. 1924 yılında Mussolini Rodos Adası'na askeri birlik çıkartmıştı. Gazeteler İtalyanların Antalya'yı keşif için askerler yolladığını yazmaktaydı. Türkiye askerine hazır ol talimatı vermiş, Roma elçimizden durum hakkında acil bilgi istenmiş, elçimiz Mussolini ile görüşüp güvence almıştı. Bir İtalyan tarihçi yıllar sonra bu olayla ilgili şu yorumu yapmıştır. 1924 Haziran'ında Mussolini, Savaş Bakanı Giorgia'ya Türkiye'nin askeri bakımından işgalini inceleyen bir planı incelemekle görevlendirmişti. Bu plan, Aralık ayında hazır olmakla birlikte ülke içinden ve uluslararası camiadan gelecek tedbirlerden çekinen Mussolini bundan vazgeçmek zorunda kalmıştı. Türkiye 1925 yılında gelişmeleri yakından izlemek için Arnavutluk Tiran'a konsolosluk ve elçilik açmış, raporlar istemişti. 1926 yılında Mussolini Trablusgarp'ı ziyaret etmiş ve 15 Nisan 1926 tarihinde yaptığı konuşmasında İtalyan nüfusu sürekli olarak artıyor ve artacaktır. Biz toprağa açız açıklamasını yapmıştı. Bu da Türkiye'yi kuşkulandıran başka bir girişimdi. Yine Faşist Partisi'nin yayın organında Mussolini'nin kardeşi Arnoldo Mussolini şöyle bir açıklama yapmıştı. Tunus belki daha sonra, fakat her şeyden önce eski Türk İmparatorluğu'nun kalıntılarının bulunduğu Akdeniz'in doğu bölgesi vardır. İzmir var ki bize ait olması gerekir. Nihayet Antalya'da var. Bu açıklama sonrası gelen tepkiler üzerine ilişkiler gerilmiş, fakat Mussolini'nin gazi hakkındaki demeci ilişkileri normale çevirmiştir. Mussolini İstanbul'da Fransızca çıkan bir gazeteye şöyle demiştir. Gazi'yi azim ve irade sahibi ve faaliyet adamı olarak tanıyorum. Kendisi memleketinin istiklal kahramanıdır. Yalnız bu sıfatı bile kendisini muazzam tarihin ön safına koyar. Esasen ben umumiyetle kuvvetli hükümetleri, omuzlarına mesuliyet yüklemesini bilen hükümetleri severim. 1928 yılına geldiğimizde Belgrad'daki elçimiz
İtalyan elçi General Bodrero'dan duyduğu şu sözü Mustafa Kemal'e iletmişti. Mussolini Mustafa Kemal'den için şöyle diyor. Rusya'ya karşı güdülmesi gereken siyasayı yalnız Mustafa Kemal ve ben anladık. Dış siyasada onunla dost olmak, içeride komünistleri ezmek. Atatürk doğrudur yanıtını vermişti. Yine elçimiz Mustafa Kemal'den şu cümleleri duyduğunu aktarıyor. Mussolini'nin cümleleri bir delinin ağzından çıkmışa benziyor. Ancak dış siyasette davranışları hesaplı görülüyor. Sonrasını bekleyelim. Mayıs 1928'de Türkiye ile İtalya arasında tarafsızlık, uzlaşma ve adli tesviye anlaşması imzalanmış ve iki ülke arasında geçici de olsa barış rüzgarları esmişti. 27 Kasım 1930'da Roma'ya Dışişleri Bakanımız Tevfik Rüştü Aras geldi. Aras'ın yanında basının önde gelen isimlerinden Mahmut Soydan, Asım Uz ve Necmettin Sadak Beyler de bulunuyordu. Basın heyetiyle buluşan Mussolini, Gazi ve İnönü hakkında şunları söyledi. Türk milletinin reisi Gazi Hazretlerine hürmetlerimin iletilmesini rica ederim. Lozan'da tanıştığım ve Türk hukukunun müdafasındaki kudretini inci zekasıyla hayretle takdim ettiğim İsmet Paşa'ya ve bütün Türk milletine ve selamlarımı da yazmanızı rica ederim. Türk milletini maddi manevi sahalardaki gelişmelerini çok büyük alakayla takip ediyorum. Muktedir idari adamlarımızın devamlı ve muntazam mesaisi memleketinizi mütemadiyen gelişmeye doğru götürmektedir. Türkiye'yi çok parlak bir istikbal bekliyor. Yine o yıllarda basılan Atatürk'ün Nutuk adlı kitabı da İtalya'da konuşulmaya başlamıştı. Roma Büyükelçiliğinden Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na gelen bir telgrafta şöyle yazmaktaydı. Tarihi ve mukaddes nutkun kısım kısım Gazi'nin büyük nutku devam ediyor başlığıyla İtalyan basınında yayınlandığı İtalyan Dışişleri Bakanlığı'nın nutuğu olağanüstü bir önemle takip ettiği ve Başbakan Mussolini'nin nutuğun Fransızca nüshasını sabırsızlıkla beklediği öğrenilmektedir. Mussolini bu barış ikliminde Atatürk'e bir traktör hediye etti. Aslında traktör o dönem Türkiye'ye girmeye çalışan bir traktör firmasının hediyesiydi. Fakat Mussolini aracılık yapmıştı. Atatürk de Mussolini'ye karşılık olarak bir fotoğrafını hediye etti. Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Suat Bey 12 Ağustos 1929 tarihinde bu fotoğrafı Mussolini'ye verdi. Mussolini Atatürk'ün fotoğrafını almaktan dolayı son derece memnun olduğunu ifade etti. Tarihler 1932'yi gösterdiğinde Başbakan İsmet İnönü kalabalık bir heyetle İtalya'yı ziyaret etti. Yabancı devlet adamlarını Roma istasyonunda kendisi karşılamayan Mussolini, 25 Mayıs 1932 sabahı Roma'ya varan İsmet Paşa'yı bizzat karşıladı. Bir takım ikili anlaşmalar yapıldı. Fakat bu tarihten sonra ilişkiler tekrardan gerilmeye başladı. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nın ayak sesleri duyulmaya başlamış, İtalya, Birinci Dünya Savaşı'ndaki hatasını yapmamak ve hak ettiğini almak için harekete erken geçmişti. Mussolini ortaya 4 güç paktı diye bir anlaşma fikri attı. Bu anlaşmaya göre Avrupa'nın büyük devletleri Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere Avrupa kıtasında tartışma yaşasa dahi dış siyasette birlikte hareket edecekti. Yani işin aslı İtalya, Mussolini'nin başa geldiğinden beri hedefi olan eski Roma sınırlarına ulaşmak için diğer devletlere saldırırsa Avrupa devletleri karşı çıkmayacaktı. Bu gelişmeyi seyreden Atatürk duruma sert bir tepki gösterdi. Balkan devletleriyle anlaşmaları hızlandırdı. Bu konuda öncü oldu. İtalyan Büyükelçisiyle yaptığı görüşmede 14 milyonluk Türkiye'nin kaderi 4 büyük devlet tarafından çizilmez. Balkan devletlerinin Türkiye öncülüğündeki birleşimi İtalya'yı oldukça rahatsız etti. Hatta İtalya, Rusya'yı kışkırtarak duruma müdahale etmesini dahi istedi. Türkiye bu süreçte Yunanistan'la yakınlaşma siyaseti izledi. Atatürk aynı yıl mecliste şu konuşmayı yaptı. Balkanlarda ilişkilerimiz gelişme göstermiştir. Yunanistan'ın seçkin başbakanı ve bakanlarını kabul ettiğimiz sırada dostluk anlaşması, dostluk paktı imzalandı. Başlıca hükmü, iki ülkenin ortak sınırlarını karşılıklı güvence altına alan bu anlaşma, Yunanistan'la aramızda sürekli artan dostluk ve güven bağlarının
bir sonucudur. Atatürk bu konuşmasında açıkça İtalyan tehdidine karşı mesaj vermişti. Mussolini'nin tavırları okul sıralarında dahi konuşulmaktaydı. Atatürk, Haziran 1933'te Ankara Erkek Lisesi'ni ziyaret etmiş, bir sınıfa girmiş, öğretmenden öğrencilere bir soru sormasını istemişti. Öğretmen öğrencilere şöyle bir soru sordu. İtalya'nın memleketimiz hakkındaki emelleri nedir? Bize siyasetini anlatır mısınız? Atatürk kaşlarını çatmış ve öğretmene sormuştu. Bundan kastınız nedir? İtalya'nın memleketimiz hakkında ne gibi emelleri vardır? Bunu devlet reisi olarak ben bilmiyorum. Siz izah eder misiniz? Öğretmen şaşırmış, sıkılmış bir şekilde cevap vermişti. Paşam, İtalyanlar Antalya'yı almak istiyorlar. Memleketimizde gözleri var da onları sormak istedim. Lütfen bu soruyu değiştiriniz. Böyle soru olmaz. Öğrencilerin yanında öğretmeni azarlamak istemeyen Atatürk, öğrenciler araya çıktıktan sonra şöyle demişti. Çocuklara başka memleketleri korkutucu olarak göstermeye hakkımız yoktur. Türk çocuğu kendisine hiçbir milletin tecavüz etmeye cesaret edemeyeceği bir ruh haliyle beslenmelidir. Bilmelidir ki Türk milletine kimse ilişemez. Mussolini Almanya'da Hitler'in iktidara gelmesiyle oldukça cüretkar açıklamalar ve davranışlar sergilemeye başlamıştı. Bir gün Atatürk şöyle söyledi. Mussolini Sezar rolü oynuyor. Fakat İtalyan ordusunun güçsüzlüğünü yakın zamanda tecrübe edecektir. 1934'te ilişkiler en gergin seviyesine ulaştı. Mussolini açık açık İtalya'nın tarihi emelleri olarak Afrika ve Asya'yı gösterdi. Şöyle söyledi. Birkaç saatlik deniz seyahati ve bundan daha kısa bir hava seferi İtalya'yı Afrika ve Asya'ya bağlamak için kafidir. Atatürk bu konuşmadan oldukça rahatsız oldu. Dakika bekletmeksizin Roma elçimiz Vasıf Bey'e haber yollayıp bizzat Mussolini'nin izahat vermesini istedi. Ek olarak bu konuda ulusal basın bilgilendirildi. İç kamuoyunun tepki göstermesi için yazılar yazıldı. Milliyet'in manşeti şöyleydi. Teyyare ile birkaç saatlik mesafe neresidir? Yine Ankara'da bulunan İtalyan elçiden açıklama istendi. Tepkiler üzerine Mussolini derhal açıklama yaparak Türkiye'yi hedef almadığını, çünkü Türkiye'yi bir Avrupa ülkesi olarak kabul ettiğini söyledi. Fakat dün söylediğinin aksine yarın farklı bir tavır takınıyordu. İtalya'nın ihtiyaç duyduğu tahılın tamamını üretemediğinden dolayı topraklarını genişletmek zorunda olduğunu belirtiyordu. Akdeniz'i kastederek bizim deniz ifadesini kullanıyordu. Atatürk Afet İnan'a Mussolini'yi anlatırken şöyle demişti. Soytarı. Hatta bir gün onun her maceraya atılabileceğini, çünkü savaşın ne demek olduğunu bilmediğini söylemişti. 1935 yılına gelindiğinde artık Mussolini'yi kimse tutamıyordu. Saldırgan tavırlar içine girmiş, büyük devletlerin yaptırım tehdidine rağmen Habeşistan'a saldırmıştı. Bu saldırının devamı gelmesi ve ticaret gemilerine saldırması halinde Balkan ülkelerine tavrınız ne olur diye İngiltere tarafından mektup yollanmıştı. Atatürk'ün onayıyla Dışişleri Bakanımız 22 Ocak 1936 tarihinde özetle şöyle bir cevap verdi. Böyle bir durum olması halinde yasalara uyarak elbette karşılık vereceğiz. Yani Atatürk olası bir işgale karşı savaşa hazırız diyordu. Yine Atatürk Mussolini'nin dengesiz tavırları sonrası Recep Peker'e şöyle diyecekti. İtalyan halkı bir gün bu soytarıyı bacaklarından asarak Roma'nın sokaklarında sürükleyecek. Hitler'in Versay Anlaşması aleyhindeki söylem ve hareketleri, Mussolini ile yakınlaşması, İtalya'nın Türkiye'ye yakın adalarına silahlar yığması ve denizaltılarla Ege sahillerinde gemiler batırması sonrası Atatürk boğazlara Türk askerinin hakim olması için fırsatın geldiğini düşündü ve Milletler Cemiyeti'ne başvuru yaptı. Neticede Lozan'da silahsızlaştırılan boğazlar Atatürk'ün fırsatı iyi bir şekilde değerlendirmesiyle Türk askerinin hakimiyetine girdi. Atatürk böylelikle Ege ve Marmara kıyılarını sıcak çatışmadan uzak tutmuştu. O gün işte şimdi Lozan taşlandı, sırada Hatay var diyecekti. Montreux zaferi İtalya'ya karşı bir zafer olduğu için İtalya anlaşmayı ancak 2 yıl sonra imzalayacaktı. Arnavutluk'taki nüfusunu gün geçtikçe arttıran ve bölgedeki siyasilere hakim olan Mussolini
Atatürk'e göre Arnavutluğu basamak olarak kullanıp Balkanlara saldıracaktı. Ankara Palas'ta gerçekleşen bir ziyafette elçiler de hazır bulunmaktaydı. Atatürk, Arnavutluğun elçisine dönüp şöyle dedi. Cumhuriyetten ne zarar görüldü ki Arnavutluk'ta krallık ilan edildi. Hem takip edilen politika da tehlikelidir. İtalya'nın Arnavutluğu, Balkanlarda bir basamak yapması ihtimali uzak değildir. Bunu duyan İtalyan elçi olayı kabul etmedi. Bunun üzerine Atatürk ani çıkışlarından birini yaptı. Haber aldığıma göre Roma'da bazı öğrenciler elçiliğimizin önünde gösteri yapmışlar. Antalya'yı istemişler. Antalya sigara paketi midir ki elçi cebinden çıkarıp atsın? Antalya buradadır. Buyurun alın. Hem benim bir teklifim var. Eğer hakikaten böyle bir şey düşünülüyorsa Mussolini Hazretlerine izin verelim. Antalya'ya asker çıkarsınlar. Bütün çıkarma tamam olunca savaşırız. Mağlup olan hakkına razı olur. Elçinin, "Ekselans, bu bir savaş ilanı mıdır?" sözleri üzerine Atatürk, "Hayır, ben burada bir fert olarak konuşuyorum. Türkiye'de savaş ilanı ancak Büyük Millet Meclisi kararıyla olur. Fakat unutmayız ki, gerektiği zaman Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin duygularına tercüman olmakta gecikmez." Daha sonra İsmet Paşa'ya telefon edilir ve Ankara Palas'a çağrılır. Atatürk, "Hükümet geliyor, biz gidelim." diyerek Ankara Palas'ı terk eder. Çankaya dönüldüğü zaman herkes Atatürk'ün gayet normal olmasını hayretle karşılar. Atatürk şöyle der. Artık İtalya'yla savaş tehlikesi yok. Bir başka resleşme de havacılıkta gerçekleşecektir. İtalyan Hava Kuvvetleri Mussolini'nin katıldığı bir törende güç gösterisi olarak çift kanatlı iki uçağı 100 metre aralıklarla birbirine bağlayarak uçuş gösterisi yapmış ve dünyaya duyurmuşlardı. Bu gösteri Mustafa Kemal Atatürk'e anlatıldığında "Türk havacılarından daha iyisini beklerim." dedi. Türk havacıları 29 Ekim 1937 tarihindeki Cumhuriyet Bayramı töreninde üçlü bir kol halinde Eskişehir üstünden Ankara Hipodromu'na uçuşa başladılar. İtalyanların aksine birbirlerinin kanatlarına 25 metrelik iplerle bağlıydılar. Üstelik iki uçak değil, üç uçakla daha da zor bir uçuşu başarıyla gerçekleştirip üstlerine döndüler. Bu uçaklardan bir tanesini de kızı Sabiha Gökçen kullanmıştı. İtalya'nın silahlandırma işini abartması ve Balkanlara gözdağı vermesi üzerine Atatürk Balkan Paktı'nı hatırlatıp şöyle demişti. Müttefik Balkanlara göz dikenler güneşin yıkıcı gücüyle karşılaşır. Atatürk İtalya'nın önce Arnavutluğa ardından Bulgaristan üzerinden Yunanistan'a saldıracağını düşünmekteydi. Bir keresinde Balkan Birliği kurulursa başkomutanlığı kimseye bırakmam diyen Atatürk, manşetten Balkanlara saldırmayı düşünenlere gözdağı verdiği konuşmasında gazetenin kullandığı fotoğraf tesadüf mü bilinçli mi bilinmez ama Mareşal üniformalı fotoğrafıydı. İtalya, Hatay konusunda da ilginç çıkışlar yapıyordu. Suriye'yi sömürmek için Fransa'ya bizden izinsiz hareket etmeyin gibi söylemlerde bulunuyordu. Fakat bu da bir netice vermeyecekti. Süreç içinde Mussolini hep Türk tarafından bir zayıflık bekleyecek fakat hiçbir zaman güçlü bir adım atamayacaktı. Çünkü karşısında siyasi bir deha, cesur bir komutan vardı. Velhasıl 10 Kasım 1938 günü bedenen hayatını kaybeden Atatürk, Boğazların kesin hakimi olmuş, Hatay'ı almış, ülkesinde barış çemberi içine sokmuştu. Dediği gerçekleşti. Mussolini ilk olarak Arnavutluğu işgal etti. Ardından Balkanlarda ilerleyerek Almanya ile birlikte Yunanistan'ı işgal etti. Türkiye, milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bu savaştan yılların devlet aklıyla kayıpsız çıkmıştı. Boğazlarda da savaş gerçekleşmedi. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru işler tersine döndüğünde videonun başında söylediğim Atatürk'ün öngörüsü gerçek oldu. Mussolini halkı tarafından ayaklarından asıldı. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kalın sağlıcakla.